Evet, saygıdeğer Otağ TV izleyicileri ve Radyo Sis dinleyicileri, merhaba diyoruz size. Malumunuz bir seçim arifesindeyiz ve artık bunaldık diyebiliriz. Her tarafımız siyaset oldu. Herkes bir siyasi düşüncesi var, yorumu var. Ortalıktan artık nefes alamaz hale geldik desek yeridir. Bu arada biz de bir gündeme farklı değerlendirelim, bir nefes alalım dedik. Biraz sanattan konuşalım, resimden konuşalım dedik. Bununla ilgili bir söyleşi yapacağız. Kozan'dan çıkmış bir ressam bugün konuğumuz, Mahmut Selekoğlu. Kendisiyle yakın zamanda bir üçüncü resim sergisini açacak. Bununla ilgili bir söyleşi yapacağız. Resim üzerine konuşacağız. Evet, Mahmut Selekoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, merhabalar diyoruz. Çok daha girişi uzatmadan direkt ben soralım. Mahmut Selekoğlu, biraz kendinizi bize tanıtır mısınız izleyicilerimize? Hayır değil abi. Ben öncelikle Otağ TV'ye bu imkanı verdiği için teşekkür ediyorum. Mahmut Selekoğlu kimdir? Ben Kozan doğumluyum. Üniversite yıllarına kadar tüm yaşamım Kozan'da geçti. İlk öğretim, orta öğretim ve lise dönemi. 5 kardeşin ortancısıyım. Şu anda üniversiteyi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Halen enerji verimliliği, enerji yönetim üzerine danışmanlık çalışmaları yapıyorum. 3 çocuğum var, 3 evladım var bu vesileyle. Evet, Püren, sağın cümlesini. Püren, Naile Bildur ve Tuna. Eşim Nezahat Hanım'la birlikte yarı zamanlı Adana'dayız, yarı zamanlı İstanbul'dayız. Evet. Çünkü işlerim benim ağırlıklı olarak Marmara'da. Kozan'a da gidip geliyorum tabii. Kozan'dan hiç kopmuyorum. Evet. Bu arada kısaca kendimi tanıtma adına da bir vurgulayayım. Biriç ve tenis hastasıyım diyeyim. Evet. Ve şimdi çok zaman bulamıyorum özellikle tenis ama yürüyüşler yapıyorum hemen her gün diye burada noktalayayım. Çok uzatmayayım. Kendimi bu kadarcık tanıtmış olayım. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi sanat üzerine konuşacağız dedik. Siz de sanat dallarından resimle uğraşıyorsunuz. Kendinizi onunla ifade ediyorsunuz veya boş zamanlarınızı değerlendiriyorsunuz. Gerçekten güzel bir şey. Sanata bakış açınız nedir? Sanat nedir? Sanatın insan hayatındaki yeri, önemi nedir? Nasıl bakıyorsunuz bunlara? Ben Derya Bey, o Atatürk'ümüzün ünlü sözüyle buna giriş yapayım. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir gibi çok hakikaten veciz, ünlü bir sözü vardır. Ve yine ünlü yazar Bernard Shaw der ki, eğer sanat olmasaydı, gerçekliğin kabalığı yaşamı katlanılmaz kılardı. Evet. Ve bu noktada ben de diyorum ki, özellikle insanların gerildiği, mutsuz olduğu günümüzde hepimizin sanata ihtiyacı var. Özellikle mutsuzluğun ve ümitsizliğin panzehiri sanattır diyorum, altını çiziyorum. Evet, değil mi? Şöyle bir laf vardır, hepimiz biliriz. Mesela müzik ruhun gıdasıdır. Aslında sanatın bütün dalları sadece müzik değil, ruhun gıdasıdır diyebilir miyim? Kesinlikle, kesinlikle. Yani resim, şiir nasıl kelimelerle oluşuyor ise resim de renklerle ortaya çıkan bir şiir olarak da adlandırılır. Evet. Sanatın her dalı bir matematiktir, güzelliktir. Buyurun. Evet, resim yapmayı ben de çok isterim ama maalesef bende de pek yetenek olduğu söylenemez. Fakat benim de fotoğrafa merakım vardır. Biliyor mu yönünüzü? Evet. Maşallahınız var. Onunla ilgili işte grubumuz var Kozan'da. Bir şeyler yapmaya, kendimizi o alanda geliştirmeye de çalışıyoruz. Sizi takdirle izliyorum demeden geçemiyorum. Sosyal sorumluluk projelerinde ciddi manada Derya Deniz Bey, tema olsun, fotoğrafçılık olsun, diğer çevresel boyutlarla ilgili duyarlılığınız
Çok takdire şayan, evet. Bunu demeden geçemeyeceğim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Peki bu resim merakı sizde ne zaman başladı? Nasıl başladı? Nasıl girdiniz? Birilerini mi örnek aldınız veya birileri mi size teşvik etti? Nasıl oldu? Nasıl başladınız resim yapmaya? Valla şöyle, ben ilk çocukluk yıllarından itibaren resimle haşır neşir olmaya başlamışım. Rahmetli annem bunu hep söylerdi. Eline geçen kalem, kağıtla resimler yapardın, desenler çizerdin. Bu şeyler yapardın. Çok küçüğüm, okul olan gibi. Tabii. Akabinde, ilkokul yıllarında arkadaşlarımın o şiir defterlerini, ödev defterleri, kenar süsleri, resimler yapar. Hatta o yıllarda 25 kuruş, 50 kuruş para bile kazanırdım. Böyle de bir durum. Sonra üniversite yıllarında ben artık kendimi özellikle kara kalemde çok geliştirdim. Yurtta kalıyorum, ODTÜ'de. Arkadaşlar, kız arkadaşlarına, sevgililerine vesikalık resmini getirirler. Bunu resmetmemi isterlerdi. Ben de A3, A4 kağıdına otururum böyle bir gecede, onu aktarırım. Bayağı o şekilde resim olayımı ilerletmiş idim. Öğrencilik yıllarında. Üniversite yıllarında özellikle. Ve akabinde de resimde, işte ben şu anda yağlı boya, realist çalışıyorum. Nasıl girdim bu işe? Sizler hatırlamazsınız galiba. 90'lı yılların başlarında TRT'de Bob Ross, böyle bonus saçlı, evet, hatırlıyorum ben, bir Amerikalı. Yani o kadar yaşlıyım diye bilmiyorum. Ben çok net hatırlıyorum. Benim, evet, üniversite falan bitmişti. Evet. Çalışma hayatım başlamıştı. Pazar günleri muhtemelen saat 16, 16.30 gibi Bob Ross'la Resim Sevinci, evet, programında, evet, buydu galiba. Pazar günleriydi. Pazar günleri, ikinci kanalında, evet. TV2 diye geçerdi. TRT'deki. Ben beklerdim Derya'cığım. Televizyonun karşısına geçer. Herkeste bir sessizlik, kardeşlerim de alışmıştı. İzlerim, bu böyle olmayacak ama. O dönem analog dönem, dijital, evet, teknoloji diyorum. Evet. Gittim kendime 8 milimetrelik bir kamera aldım. Video kamera. Televizyon ekranının karşısına Osmanlı usulü geçtim ve kayıt yapmaya başladım. Evet. İşte program diyelim 1 saat Bob Ross orada resim yapıyor, ben onu kaydediyorum. Daha sonra bu kaydettiğim kaydı, teypi, bantı, kabloyla şeyi monitörde kullanmak koşuluyla, evet, yoluyla izlemeye başladım televizyondan o çekimime. Dur kalk yaparak, durdurup tekrar start vererek, evet, spatula nasıl kullanılıyor? Fırça türleri nasıl kullanılmış? Yani ben fırça, farklı samur fırçaları falan ve doku nasıl oluşturuluyor? Derinlik, resme derinlik nasıl veriliyor? Resimde leke nasıl oluşuyor? Hiç bilmiyordum. Benim hocam onları izleyerek Bob Ross oldu dersem yanlış olmaz galiba. Evet, evet, çok güzel. Peki genelde ne tarz resimler yapıyorsunuz? Yani tarzınız nedir resimde? Evet, ben yağlı boya ile realist resimler yapıyorum, gerçekçi resimler yapıyorum. Ve benim şöyle de bir felsefem var. Estetik arz eden her şey resmedilmeye değerdir bence. Dolayısıyla ama zaman zaman farklı konular olabiliyor Leyla abicim. Bir ara figüratif kadın imgeleri çalıştım. Böyle sündürülmüş, zayıf, ince, cılız kadınlar. Daha sonra yarı soyut çalışmalarım oldu, denemelerim oldu. Böyle illüstratif çizgi denemelerim oldu. Bir de ikizler burcuyum. İkizler burcu malum iştahlıdır. Değerli izleyicilerimizden de vardır ikizler olanlar. Böyle ara ara gelgitler olur ama ikizler sanatçıdır bu arada. Dolayısıyla toparlayacak olursam tarzım ve şu realist çalışma, ben ancak gerçekçi resim yaparsam mutlu olduğumu gördüm. Bir de hiperrealizm deniyor. Artık fotoğrafik resimler, evet, bütün detayları içeren en zor tarzlardan da biri o Derya'cığım. Orada çünkü ünlü kişilerin ünlü simaları da resmediyorsunuz. Hata şansınız yok.
Evet. Hiperrealist çalışmalar. Bu hiperrealist dediğimiz resim tarzı galiba bir fotoğrafik, fotoğraf mı, resim mi olduğunu ayırt edemeyeceğimiz türden resimler. Resimler. Bu arada bir şeyi de vurgulayayım. Bu dünyada tartışılır. Resim her zaman tüm sanat dallarında bu tartışmalar vardı, forumlar vardı internete girildiği zaman. Ya madem böyle fotoğrafa ne gerek vardı? Fotoğraf var, buna ne gerek var? Asla böyle bir dünya yok. Bu insan eliyle, inanılmaz bir emekle siz ortaya bir portre çıkarıyorsunuz. Hele bu Yüce Atatürk'ümüzün portresi, işte aile büyükleri, ünlü simalar ve birebir kopyada değil aslında. Bu benim çalışma tarzım yok. Tamam, yüzü bir Atatürk'ü değiştirmemeniz lazım. Ama giysisini değiştirebilirsiniz. Kravat kırmızıysa mavi yapabilirsiniz. Hiperrealizmde evet, detay olabildiğince yansıtılmalı. Benim bu sergimde de hiperrealist çalışmalarım yer alıyor. Evet. Girişte serginizin olacağından bahsetmiştik. Tuvalde Hayat Bulanlar serginin adı. 4-12 Mart tarihler arasında Adana 75. yıl Sanat Galerisi'nde yapılacak. Evet. Bu üçüncüsü oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet, kişisel sergi. Evet. Peki bu şeyde kaç tane resim olacak yaklaşık? Valla şu anda 43 tane hazırladım. Daha 3 haftam var. Hala üretiyorum. Herhalde bir 44-45 tane çalışmam olacak kısmet olursa. Evet. Böyle. İşte neler yer alır diye merak ederse izleyicilerimiz, sergide neler olacak. Özellikle atamızın, Atatürk'ümüzün bazı portreleri var. Çok yaygın olmayan da portrelerden. Aile bireylerinin portreleri var. Konak resimleri var. Ben çok seviyorum eski konakları resmetmeyi. Kozan'da da fazlasıyla konağımız var. Kozan'da da çizdiğiniz konaklar. Evet. Bir sürprizim olacak gelenlere. Sürpriz de demeyeyim. Arıkan konağını resmettim. Evet. Çok içmesine bir çalışma oldu. Yine Adana'nın tren garı, ana tren istasyonu. Hakikaten Türkiye'nin çok mimari açıdan, mimarlar hep söyler, çok güzide bir eserdir. Almanların dizayn etti, tasarladı. Onu resmettim. Atamızın nehrin karşısında Atatürk Evi diye geçer. Evet. Yanında da sinema müzesi Seyhan oldu. Seyhan Erli'nin. O yapıları resmettim. Yani Adana'ya dair bir not düşeyim tarihe şeklinde. Bunlar var. Natürmortlar var. Bazı. Yine böyle illüstratif çizgisel denemelerim var birkaç tane. Evet. Değişik bir kombinasyon diyebiliriz. Evet, bu tarihi konaklardan bahsetmişken Kozan'da bu açıdan yani oldukça zengin diyebiliriz. Gerçekten korunması gereken ve daha da restore edilip kurtarılması gereken birçok konağımız var, zenginliğimiz var. Bunları da ön plana çıkarmak adına Kozan'da da bir sergi, özellikle bu tarihi konaklarda bilmiyorum daha güzel olur. Hem oralara bir dikkat çekilir, Kozan'da tanıtımına katkı sağlamış olursunuz. Öyle bir şey düşünür müsünüz Kozan'da bir sergi yapmayı? Valla aslında enteresan bir yaklaşım Deri abicim. Kozan, önce şunu söyleyeyim ben, bu doğru, Kozan çok tarihi bir yer. Evet. Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Böyle 12 bin seneler geriye doğru giden müthiş bir kültür, rafine süzme bir kültürün olduğu bir yer. Şanslıyız Kozanlı olarak. Buradaki bu yapıları içimiz acıyarak bazılarının yok olduğunu da görüyorum. Bu manada Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılmış ve halen özel bazı kişilerin, girişimci arkadaşların katkılarıyla ortaya çıkarılmış çok güzel yapılar, evet, konaklar var. Ben açıkçası ara ara düşündüm ama çok da böyle hayata geçirme adına bir aksiyon, eylemim olmadı. Neden olmaz? Şimdi sen deyince de bunu bir düşündüm. Mesela Kozan'ın 2 Haziran Kurtuluş Bayramı'na denk getirip, evet, herhangi bir mekanında bu işte yeni açılan konaklar olur, farklı bir tarihi dokuda, evet, bir sergi Kozan'la hemşehrilerime, ayaklarına eserlerimi getirmek isterim. Belki
Adana'ya bekliyoruz ama seyahatimize, evet, gelemeyenler için de. Yani Kozan'da da bir şey, böyle bir olabilir, olabilir. Yaparsanız ben Kozan'da olarak çok sevinirim, gurur duyarım. Yani en azından Kozan'ın tanıtılmasına da bir katkı sağlamış oluruz. Hatta ben de düşünüyorum bir fotoğraf sergisi bu tarihi mekanlarda. Çok iyi olur bence. Hem belediyenin yaptığı tarihi mekanlarımız var, hem özel şahısların yaptığı tarihi mekanlarımız var, kazandırdığı Kozan'a. Onlardan birinde ben de bir fotoğraf sergisi düşünebilirim. Şimdi Kozan ulusal medyada daha çok işte ne bileyim kötü haberlerle maalesef, siz de biraz, duyuyorsun maalesef. O çok rahatsız ediyor bizi. Rahatsız ediyor, hepimizi tam rahatsız ediyor Kozan olarak. Yani Kozan dışında yaşayan hemşerilerimiz de bunu duymaktan büyük rahatsızlık duyuyordur. Bunlar gerçekten bizim görmek istediğimiz bu tarz fotoğraf sergileri, sanatsal etkinlikler. Kozan'ın bunlarla anılmasını dileriz, isteriz. Kesinlikle. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Seyirciler ve dinleyiciler huzurunda böylesi bir etkinlikle, güzel bir sanatsal etkinlikle Kozan'ımızın adını duyurduğunuz için. Bunların devamında bekleriz. Biz de elimizden geleni yaparız tabii bu konuda. Bu vesileyle ben bir şeye vurgu yapmak isterim. Çok da hakikaten ben bir defa dışarıda fanatik, yani yurt dışında fanatik Adanalıyım. Fanatik Türk'üm. Büyük kentlerde Adanalıyım. Ve Adana ve diğer yerlerde de fanatik Kozanlıyım. Evet. Hiç hakikaten bağlarımı koparmadım. Adana'mız hak etmediği şekilde anılıyor. Adliyesiyle vesaire. Hiç böyle değil. Genelde. Genel derken daha genişletimi çerçevede. Özelde ise meyve veren ağaç taşlanır hesabı, ben böyle görüyorum. Kozan'ımıza dair mesnetsiz, şık olmayan bazı şeyler duyuyoruz. Ben bunların gelip geçici olduğunu düşünüyorum ama biz Kozanlılar olarak buna meydan vermemek adına dediğiniz gibi sanatsal, kültürel, edebi etkinliklere sıkça yer vermemiz lazım. Bugün Kozan, işte Barış Manço'ların, Ersenler'in, Beyaz Kelebekler'in çıktığı müzikte iz bırakan, damga vuran şahsiyetler, bir büyük il olmayı hak eden bir ilçemiz. Daha nice şu an adını hatırlayamadığımız ya da özellikle belki şey yapmadık şahsiyetler var. Böyle bir yerde bizim sanata çok ihtiyacımız var ve bu imajımızı biraz, ben negatif olduğunu düşünmüyorum ama haksız böyle saçma sapan şeyler bazen duyabiliyoruz. Onun pozitife dönmesi adına çok ihtiyacımız var. Yerel yöneticilerimizin, yani kaymakamdan, belediye başkanına ve diğer sivil toplum örgütü idarecilerine kadar el birliğiyle kültürel etkinlikleri yıl bazında planlamak. İşte kent konseyi bunun için vardır. Evet. Bilmiyorum siz kent konseyinde var mısınız? Ha, bunu orada da naçizane dile getirmek lazım belki. Kozan'ımız buna aç ve ne cevherler çıkacaktır diyor. Aynen, aynen. Yani Kozan'ın tanıtımına adına da hem güzel olarak o oluşturulan kötü imajın düzeltilmesi adına da bu tip sanatsal etkinlikler, kültürel faaliyetler iyi olur kanaatindeyiz. Bir fotoğraf yarışması ulusal çapta mesela ne kadar etkili olur? Çok. Kozan'ın hem tarihi güzellikleri hem doğal güzelliklerini tanıtmak adına. Beypazarı marka bir ilçe. Bence Kozan kadar, Kozan'ın yarısı kadar bile tarihsel değere sahip değil. Kozan çok daha fazlasına sahip. Sadece bir anavarzası yeter. Ama bunları kesinlikle biz işte bu tip fotoğraflarla, etkinliklerle, kültürel faaliyetlerle tanıtabiliriz. Kozan'ı bu yönüyle ön plana çıkarmamız gerekir. Onun yolu da bunlarla olur diye düşünüyoruz. Kesinlikle, umarız. Kesinlikle. Olumlu yönde adımlar atılır bu konuda. Evet. Tekrar resme dönecek olursak, biraz resme dışına çıktık. Ama sanatla iç içe yine gidiyoruz tabii, değil aynen, mi? Aynen, aynen. Genel kurgumuz evet, sanatsız evet, bir yaşam olmamalı. Takip ettiğiniz, sevdiğiniz ressamlar yerli veya yabancı kimlerdir? Şöyle, yerli Devrim Erbil'den başlayayım ben.
Ahmet Güneştekin son dönemde çok popüler, Türkiye'nin evet. gururu. Ondan sonra Mustafa Ata, Mersinli yine ressamımız Ahmet Yeşil. Evet. Bunları çok seviyorum. Yine eskilerden Feyhaman Duman, portrelerle ünlü. Ben de iz bırakan, takip ettiğim, feyiz aldığım ressamlar. Yabancı olarak da özellikle Osmanlı döneminde Türkiye'de çok sanat, resim üretmiş Ayvazovski, Deniz'in sanatçısı. Ondan sonra yabancılardan yine Frida Kahlo, Meksikalı, efsane kadın. Rembrandt, Işıkların ressamı. Goya, benim çok beğendiğim sanatçılar. Hatta bu yabancı sanatçıların bazılarının koleksiyonerlerde olan eserleri bir şekilde İstanbul'umuza geliyor. O anlamda Türkiye'de, İstanbul'da hakikaten boş yere marka olmuyor. Fırsat buldukça da gitmeye çalışıyorum ve bunu da öneriyorum tüm izleyicilerimize. Evet. Adana'mızdan da çıkan ressamlarımız var değil mi? Sadece ressam değil, Adana'dan birçok sanatçı, bazen çıkmış yazarlarımız. Yazarlar, ressamlar, tiyatro sanatçıları var, sinema sanatçılarımız aynen. var. Yani hatta Bana Mutluluğun Resmini Yapabilir Misin? Abidin Dinolar. Diye dizeleri yazmış Nazım Hikmet'in dizeleri değil mi? Yanlış bu meseleyle bir şey söyleyebilir miyim Derya'cığım? Yani, sosyal medyada, internette dolaşan bir şey var, bir betimleme, bir resim var. İşte bir aile huzur içinde uyuyorlar, tavukları falan, işte Mutlu'nun resmi, işte evet. Abidin Dinolar'ın resmi alakası yok. Mutlu'nun resmi henüz yapılmamıştır. Evet. Bu Nazım'ın bir hayalidir. Evet. Zaten onu resmetmek de hakikaten bir modele sığdıramazsınız. Evet. Andır. Küçücük bir an yaşadığınız bir gülümseme mutluluğun andaki resmidir aynen, belki evet. değil mi? Mutluluğun resmi deyince yine o sosyal medyayla tabii bağdaştırınca yine sosyal medyaya dönüşen bir mutluluğun resmi diye bir şey var. Ben evet o çok hoşuma da gider. Bir tane çocuk ayakkabı hediye edilmiş öyle bir sahnedir. O yüzündeki mutluluk. O çocuk için mutluluğun resmi odur mesela. Evet, görünmeye değer. Oğlu askerden gelmiş, sürpriz yapmış. Annenin onu görüp sarıldığı an aynen. o anın bir mutluluk resmidir gibi çok farklı mutluluk anları, resimleri vardı. O yüzden onu resmetmek çok olası değil. Peki fotoğrafı resimden ayıran şey nedir sizce? Hani hiperrealist fotoğraf resim dedik. Evet. Fotoğrafla resmin arasındaki fark nedir burada? Şöyle, sonuçta fotoğrafta teknolojiyi kullanıyorsunuz. Sizin katkınız var, küçümsemiyorum. Siz fotoğraf evet. sanatçısınız. Doğru açıyı, doğru ışığı, doğru zamanı, perspektifi yakalamak lazım ki bir fotoğraf sanata dönüşebilsin. Ama eğer teknolojiyi kullandığınız makina iyi değilse bir yere kadar siz katkı sunabilirsiniz. Resimde %100 siz varsınız. Evet. Tamamen sizin bakış açınızla her ne kadar birebir bir portreyi, canlı bir modeli ya da bir fotoğrafı resmediyor bile olsanız onu arada hiçbir link bağlantı olmaksızın sizin beyin dalgalarınızla aldığınız o modeli, aldığınız ışığı, rengi tuvalde renge dönüştürmek, evet. perspektife dönüştürmek. Bu yani bizler bunu Allah vergisi sonradan olacak bir şey değil. Yapabiliyoruz ama bazen derler, haklısınız ya madem öyle niye realist çalışıyorsun? Fotoğraf var o zaman fotoğrafı al koy. Hiç alakası yok. Ben hatta şöyle yaparım bu eleştirilerin önünü kesmek adına da diyelim Atatürk'ümüzün asla değiştirmek, onu farklı bir modda çizmek değildir. Atatürk'ün bir bizdeki imajı vardır. Beynimize nakşedilmiş. Ama ben bir Atatürk portresi çalışıyorsam diyelim kravatı orada desenli kırmızı, ben onu bir lacivert ya da farklı bir renk tonuyla kıyafetini biraz değiştirebilirim ama yüzünü değiştirmem. Evet. O benim haddim değildir gibi. Yani birinde tekrar başa döneyim. Teknolojiyi kullanıyorsunuz, öbüründe full %100 yeteneğinizi kullanıyorsunuz. Resimde yetenek çok gerekli ama
kısmi yetenekle de bu iş çözülebiliyor makinenin desteğiyle dijital çağda. Evet, bir de fotoğraf anlık bir, mesela bir portre fotoğrafıyla portre resmi karşılaştıracak olursak, fotoğraf sizin sadece saliselik bir anınızı yakalıyor. Bazen oluyor kendi resminize bile, aa bu ben miyim diye diyorsunuz. Yani o anki miminiz saliselik anı o an yakalıyor. Fakat resim, onu çizen ressamın o portre sahibi hakkındaki genel görüşünü biraz yansıtıyordur. Onu tanımlıyordur. Fakat fotoğrafta öyle bir şey yoktur. Biraz da ressam kendi içinden bir şeyler katıyor, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Ben çok güzel açıkladınız. Ben Salzburg'daki bir atamızın portresinden giderek yürüdüm. Onun dışındaki portre çalışmalarında, benim bu sergide özellikle var, karakter kattığım, katmaya çalıştığım kompozisyonel portrelerim var. Özellikle bir düşünce, en son hatta dün tamamladım, bir farklı bakış diye sosyal medyada da koydum o resmi. Orada üzgün bir kadını betimlemeyi düşündüm. Bu zenci olsun istedim. Hı hı. Hatta bir farklı fotoğraf vardı. Şakır şakır ağlayan bir kadındı. Ben onu ağlatmadım. İki tane küçücük damla yaş yüzünde belli belirsiz. Evet. Ama o hayatın kendisine yüklediği yükü yüzüne yansıtmaya çalıştım. O yaşadığı acıyı. Bu izleyiciler tarafından Derya'cığım eğer bir şekilde yorumlanıyor ise, ama ben burada bunu gördüm, resimde amaçtır, amaç odur. Fotoğrafta çok fazla yorumda beklenmez aslında izleyiciden, değil mi? Fotoğrafta aslında belli bir duyguyu aktarmak için onun olmasını beklersiniz. Fakat resimde siz onu istediğiniz gibi yaratabilirsiniz. Yani tabii, fotoğrafta tabii, tabii. Ruh yoktur, resimde ruh vardır desek kesinlikle doğrudur. Doğru söylemiş olur muyuz? Çok doğru söylüyorsunuz, çok katılıyorum ona. Siz o kişiyle, yani hayalinizde olabilir ya da bir şekilde destek aldığınız bir model olabilir, bütünleşiyorsunuz. Kendinizden bir şeyler koyuyorsunuz. Belki siz onunla, sizde olmayan bazı özellikler onda var, onu bütünleyip tamamlıyorsunuz o portrede. Kendinizi de ifade ediyorsunuz. Evet, evet. Aynen. Gibi yaklaşabiliriz. Şöyle de mesela, bir yıllardır tanıdığınız birinin portresini çizmekle yeni tanıdığınız portresini çizmek gibi bir şey olabilir. Mesela fotoğrafta yeni tanıdığınız bir, hiçbir kişilik özelliğini bilmediğiniz bir insanı sadece görüntüsüyle tuvale aktarmak biraz fotoğraf gibi. Fakat yıllardır tanıdığınız birini belki de yüzüne bakmadan, karşınızda model almadan bile çizebileceğiniz şeyler vardır. O da nedir? O kişinin o yıllar içerisinde kafanızda oluşturduğu imgesidir, değil mi? Yani kesinlikle. Ona ihtiyaç bile duymazsınız, hatta karşınızda model olarak durmasına bile ihtiyaç duymadan onun portresini çizebilirsiniz herhalde. Çok doğru. Bana bir şey hatırlattınız. Rahmetli annemi, Nail Hanım'ı kaybettiğimizde işte bir 5 yıl önce, o acıyla ben aradan bir ay falan geçmişti, annemin bir portresini çalıştım. Bir şekilde bir küçük fotoğrafı var idi. Başka resim fotoğraflardan bir kombinasyon yaptım. Nasıl bir odaklanma olmuş ki? İyi portreler Derya'cığım sizi takip eder. Atamızın bazı portreleri öyledir. Karşıda portre var. Siz bu açıdan, bu açıdan da baksanız, evet, ata size bakıyordu. Yani o portre, hı hı, sizi takip eder. Bunu her zaman yakalayamazsınız. Hakikaten. Annemin o portresini ben tamamladım. O kadar herkesin de dikkatini çekti, dostların, akrabaların, salonunda da asıl hala. Bu sevgide de yine annemi şey yapacağım, dostlarıyla buluşturacağım şey olarak. Sizi takip ediyor. Bu fotoğraf gibi yani, fotoğraf taşıyor. Taşıyor ve ama siz ona duygunuzu kattınız, onu demeye çalışıyorum. Takip etme özelliği. Özelliği tabii tabii tabii. Şimdi resimde o zordur. Çok zor. Fotoğrafta, çok nadirdir. Fotoğrafta objektife bakan portre zaten hangi açıdan bakarsanız bakın sizi takip eder. Ama resimde, çizilende onu yakalamak zordur. Kesinlikle. Yüzlerce ben portre yaptım. Evet. Yani iki ya da üç tanesinde bu olmuştur. Bunu ben yaşadım ve inanılmaz. Yani hakikaten resimle fotoğrafın ana farklarını biliyorum. Siz duygunuzu katıyorsunuz, olayın içine giriyorsunuz ve fotoğraf deklanşöre bastığınız anda bitiyor, tamam, tüm, evet, doğru zaman, doğru kişi, doğru ortam, doğru ışık vesaire, doğru makine, ama anlık tespit, evet, resim
belki sizin bir haftanızı, bir ayınızı alıyor. Sürekli bir etkileşim var. Bütün yaşam tecrübenizden aktarılan şeyler vardır. Evet, 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 evet. Kesinlikle. Evet. Damıtılmış bir duyguların aktarımı. Aynen, aynen. Evet. Sohbetimizin de sonuna geldik. Son olarak. Bayağı da iyi gittik bence. Eklemek istediğiniz, konuşmak istediğiniz şeyler var mı bilemiyorum. Uta TV izleyicilerine, siz radyosu dinleyicilerine aktarmak istediğiniz herhangi bir şey var mı Mahmut Bey? Vallahi sevgili Derya, Uta TV izleyicilerine ben özellikle şunu söylemek isterim değerli hemşerilerime. Yaşım ve tecrübeme de dayanarak herhalde bu hakkım vardır diyorum. Fark yaratın, farklı ol, farkındalık yaratın ve farklı olmaya çalışın derim. Bunu da farklı olmak için de kişi değil, birey olmak gerekir. Ne demek istiyorum? Kişi düşündüğü, yaşadığını düşünür. Birey ise düşündüğünü yaşar. Yani kişinin önüne ne koyarsanız, kişi onu düşünür, onu yaşar, onu yorumlar. Evet. Kişinin bilgisi olmadan fikri vardır. Hı-hı. Sorgulamaz. Birey ise kültürden, sanattan, bilgiden beslenir. Bir yaşam tarzı haline getirdiği bir hobisi vardır. Ama sıradan bir hobi değil. Hı hı. Ve farklı olmaya çalışır. Sorgular. O yüzden hatta bunu şöyle de diyebiliriz. Şimdi bir gereklilik, bir yeterlilik vardır. Gereklilik yaşamda diploma nedir? Bir gerekliliktir. Hı hı. Yeterli midir? Değildir. Hı. Yeterlilik için donanım gerekir. Bu sanattır, bu kültürdür, bu bilgidir, bilimdir. Ben Uta TV izleyicilerine diyorum ki birey olmaya çalışın. Bunun için de kısaca birkaç yine tavsiyem olsun birey olma adına. Olabildiğince mesela sergilere gidin. Tiyatroya gidin. Konserlere gidin derim. Spor yapın, egzersiz yapın. Bunlar çok kolay yapılır. Ve kültürel, sanatsal etkinlikler Adana'mızda sık sık yer alıyor. Türkiye ortalamasının üzerindedir Adana'nın kültürel ve sanatsal yönü. Kozan yakın Adana'ya. Bu tarz fırsatları kaçırmayarak ziyarette bulunabilirler. Müze ziyaretleri, ben çok üzülüyorum. Gençlik, inanılmaz bir dijital teknoloji, bir elektrik mühendisi olarak söylüyorum, esir olmuş durumda. İnsanlar birbirleriyle sohbet etmiyorlar. Herkesin elinde dijital aletler. Ben daha yeni gittim. Üzülerekle söylüyorum. Geç kaldım. Adana yeni müzesine kavuştu. İnanılmaz etkilendim Devriyacım. Evet. Gençlere bunu tavsiye ediyorum. Bizim tarihi yörelerimizi görmeleri lazım. Ve son olarak da şunu söyleyeyim. Uta TV izleyicilerinin faaliyetlerinde sürdürülebilir başarıyı hedeflemelerini öneririm. Bu ne demek? Almanların bir sözü var. Su bulmak için tarlanın 20 yerini birer metre kazmayın. Bir yerini 20 metre kazın derler. İstikrarı kastederler. Sebatlı olmayı kastederler. Şimdi ben özellikle bu Z kuşağı, yeni kuşakta da bunu görüyorum. Sebatsızlık. Yani merdivenle başarıyı yakalamak vurguluyorum. Tüm bunları yapan bireyler sosyal yaşamlarında ve iş yaşamlarında başarılı olurlar, mutlu olurlar. Bu kadar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tekrar programımızda kapatırken serginin tarihini duyuralım. Tuval'de Hayat Bulanlar resim sergisi Adana 75. Yıl Sanat Galerisi'nde 4 Mart 12 Mart arası 17.30'da da açılış kokteylim var. 17.30'da 4 Mart'ta. Pazartesi'ye geliyor. 17.30'da açılış kokteyli. Güzel bir açılışımız olacak bütün inşallah. Bütün sanatseverler, ilgi duyanlar, kozanlılar davetli. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Evet, inşallah. Çok teşekkür ediyoruz Mahmut Bey. Ben teşekkür ederim. Bizi izleyen Uta TV izleyicilerine, SIS Radyosu dinleyicilerine teşekkür ediyoruz. Bu vesilesi, evet, SIS Radyo'ya da teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun Derya Bey, konuk ettiniz beni. İyi günler.
deneyimli, özverili personelleriyle, profesyonel ve konusunda uzman yöneticileriyle Gökhalı Mobilya kaliteden ödün vermeden ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda ürün temin etmekte ve sunduğu başarılı hizmet karşılığı kurumsallaşma yolunda hızla ilerlemektedir. Firmamızın büyümesinde emeği ve desteği olan herkese sonsuz teşekkürler. Sonsuz teşekkürler.